En dekoratifi dahi bizim kullanılabilir. Nerede kullanılıyor bu mesela? Bunu saz oyanlar, ahşap kuksa bardak oyanlar. Şöyle. Değişik, çok değişik modelleri. Mesela şöyle. Bunlar nereye vereceksiniz? Bu yurt içi. Türkiye'de kampçılar çok kullanıyor bunu. Özellikle çok yaptığımız model bu. Şöyle kılıfçımız var. Hoş kılıflar yaptırıyoruz. Bu nereye? Müzede mi yoksa? Yok. Bunlar kullanım amaçlı. Bunu müzeye yaptık. Hangi? Bayağı zaman alan bir şey. Ama mesela bu en dekoratif bir şey olduğu halde bunu bile şeyde kullanabilirsiniz yani. Diyelim ağaç kesmede bilmem ne de. Kalitede yani bu duvara asacak diye demirden yapmıyoruz. Hepsini çelikten yapıyoruz gene. Bu dükkan Osmanlı'dan beri açık. Babamın ustası, onun ustası. Babamın ustası Yunan işgalinde burada çırakmış. Yani muhtemelen belki de çarşıdaki en eski dükkan olabilir. Yani babamın ustası, onun ustası, babam, biz ve oğlum. Böyle devam ediyor. Daha ziyade çok daha eskiden, 10-15 sene öncesine kadar zirai aletler ve ayakkabı kalıpları falan imal ediyorduk. Ama devir değişti. Şimdi daha ziyade kamp malzemesi, kamp bıçağı, av bıçağı, şef bıçağı, kamp baltaları, o tip şeyler daha yoğun. Sanattan yöne bizde sorun olmadığı için internetten de görüp mesela yurt dışında olan modeller var. İstiyorlar. Ne istiyorlarsa biz yapıyoruz. Sorun yok yani. Sanattan yöne sorun olmadığı için. İnternetten daha ziyade bizden yurt içinden isteniyor. Alıp yurt dışına götürüyorlar. Mesela Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan yurt dışındaki gurbetçiler özellikle istiyorlar. Bir de bizden alıp yurt dışına satanlar oluyor. Yani biz imalatı yapıyoruz, oğlum da imal ediyor. İnternetten satıyoruz. Çoğu hem dekoratif hem kullanışlı. Yani şimdi kampta bir kampçı gidiyor. Evet, belki sıradan bir şey de işini belki görebilir ama bizim yaptığımızı keyifle kullanıyor. Yıllarca kullanıyor. Bir de bizimki yurt dışındakinden kalite olarak daha bir de kaliteli, fiyatı da neredeyse 1/4-1/5 fiyatı yurt dışına bakarak da. Ocaktı, kaynaktı bunlar. Çok sıcak aletler. İzmir de sıcak haliyle. Ama ne yapalım, yazı sevmiyoruz ama işte sonu geldi yazında inşallah. Ocak 2000 dereceyi bulur içerisi. Oğlum devam ediyor. İnşallah devam eder. Biz de bir devam eder gider inşallah. Yani biz, tabii bizim de artık ne kadar gider, benim yaş 50 oldu ama bundan sonra oğlan devam edecek inşallah. Oğlum devam edecek. Turistler de burada çok şey yapıyorlar. Kuruvaz yerler özellikle gelip ziyaret ediyorlar. Mesela onların da çok ilgisini çekiyor. Avrupa'da pek kalmamış artık böyle şeyler. El sanatı pek kalmamış. Turistlerden de alan da oluyor ama almak için gelen oluyor. Bazen mesela yurt dışından falan görüp almak için gelen oluyor.